Dış politikadaki önemli gelişmelere bakalım. Bir konuğumuzla değerlendireceğiz bunu. Biliyorsunuz dış politikada önemli olarak görülen bir haber var. Çin ve İran'ın bir anlaşma yapması. Bu anlaşmayı enerji üzerinden değerlendireceğiz. TESPAN Başkanı Oğuzhan Akgener'le birlikte. Oğuzhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Evet, bu anlaşmaya göre, biraz evvel bahsettiğim anlaşmaya göre İran Çin'e düşük maliyetli petrol verecek ve Çin de 25 yıl boyunca 400 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Enerji yönünden sizden dinleyelim. Enerji yönünden aslına bakarsanız Çin zaten İran'a birçok anlamda destek vermeye devam ediyordu. Bundan sonra da edecek. Tabii ABD'nin uyguladığı ambargo silsilesi İran'ın ciddi anlamda belini bükmüştü. Özellikle Trump döneminde yapılan girişimler ve Kasım Süleyman'ın öldürülmesi bir operasyonla. Bu İran'ın uluslararası arenadaki etkilerini, uluslararası arenadaki hamle kabiliyetini çok ciddi anlamda etkilemişti. Hepimiz Biden yönetimiyle birlikte acaba nasıl bir dönüşüm görülecek bunu merak ederken, ki Biden yönetimi de daha yönetimi devralmadan İran'la tekrar müzakere masasına oturabiliriz tarzında ifadeler kullanırken, hani herkes, bütün dünya bir ılımlaşma, yani eskisi gibi olmasa da, yani belki Trump dönemi kadar sert olmasa da yine olsa hani temkinli ama biraz daha yakınlaşabilir, yönetilebilir bir ABD-İran ilişkileri süreci beklerken Çin bir hamle yaptı, hızlı bir hamle yaptı. Aslına bakarsanız bu 400 milyar dolarlık yatırım ta 2016'lı yıllarda da konuşuluyordu. Ama yeni imzalandı. Bakın, bu imza sürecinin bugünlere denk gelmiş olması, Biden'dan daha hızlı hamle yapılmış olması, aynı zamanda yine Çin'in Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, bakın ülkemizi de buna dahil etmek gerekiyor, Umman gibi ülkelerin hepsine gidip, ki ABD'nin bakın özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye gibi ülkelere yönelik acaba politikasında nasıl bir değişiklik olacak herkes beklerken, evet, böyle bir hamle yapıp... Oğuzhan Bey, lafınızı unutmayın lütfen. Kulaklığı çıkarıp bir deneyebilir miyiz? Daha iyi bir ses, daha iyi bir anlaşılabilir bir yayın tabii olsun derdim. Evet, devam edebilirsiniz. Tabii, şu an iyi mi sesim hocam? Peki, böyle devam edelim. Tamam, o zaman biraz yaklaşayım. Yani Çin'in özellikle yaptığı bu dış politika hamlesi ABD ile birçok bölgede daha sıcak rekabet içerisine girebileceğini gösteriyor. Bunu hissettiriyor. Yani bu anlaşmayı biraz da perspektiften okumak lazım. Tabii Biden yönetimi kendi içerisinde ve ABD'nin içinde birçok şeyi oturtabilmiş değil, taşı yerine oturtabilmiş değil. Yani ABD tek akıl üzerinden yönetilmiyor ve ABD'nin şu an bölge politikalarında soru işaretleri ve tartışmalar var. Yani ABD bölgede ilgili ülkelerle olan ilişkileri sürecindeki atacağı adımlarla alakalı net ve kararlı değil. Zaten bu kararsızlık ortamını Çin hemen fayda olarak kullanmaya çalışıyor. Nemaları toplamaya çalışıyor. Şimdi 400 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor ve bu 400 milyar dolarlık yatırım 25 yıla dağıtılıyor. 25 yıl içerisinde yapılacağı öngörülüyor. Yani ortalama bir yıl başına 16 milyar dolar gibi bir meblağ düşüyor ortalamaya bölersek. Yani 16 milyar dolarlık yatırım az bir yatırım değil. Çok çok da büyük bir yatırım değil. Hani ikisinin ortası. Yani ABD'nin mesela hemen komşu ülke olarak nitelendirilecek Irak'a yönelik ne kadar yatırım, ne kadar, hani ABD 10 senede Irak'a nereden baksanız, biraz daha geleceğim belki 15 senede, 2000'li yılların başından bu yana ABD Irak'a 4 trilyon dolara yakın para harcadı. Bakın, bu önemli bir rakam. Kesinlikle. Şimdi 400 milyar dolar bununla kıyasla onda bir gibi bir mevza yapıyor. Şimdi bunun enerji boyutuna baktığımızda... Ona geçmeden önce şunu sormak istiyorum size. İran gibi bir ülke üzerinden konuşuyoruz ya. 16 evet. milyar dolarlık bir rakam İran'a gerçekten ilaç olur mu bu konuda? 16 milyar dolar yani kesinlikle ilaç olur. Öte taraftan zaten İran'ın yaşama noktasında hani hayatını idame ettirebilmesiyle alakalı petrol satışları hususunda en çok İran'a destek olan, şu ana kadar tek destek olan ülke hatta Çin'di. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani İran, mesela Trump'ın İran'ın petrol ticaretini sıfırlama gibi bir politik hedefi vardı. Biz bu politik hedef açıklandığında da Trump'ın bunu gerçekleştiremeyeceğini ifade etmiştik.
Gerçekleştiremedi. Neden gerçekleştiremedi? Bunun da en önemli sebebi İran çünkü kayıt dışı petrol ya da black oil market dediğimiz İngilizcesi. Kayıt dışı petrolü uluslararası piyasalara arz etmeye devam etti. Ve bu arz ederken bu arz sürecinde Çin'den çok büyük destek aldı. Yani şöyle ifade ederim. Çin'de sadece illegal satılan İran petrollerinin depolandığı ve getirildiği büyük bir liman var. Yani bunu bütün petrol ticaretini takip eden, bu işle uğraşan herkes biliyor. Yani her ne kadar ambargo olduğu söylense de ve İran bu petrolü, Yemen petrolü, Umman petrolü, Birleşik Arap Emirlikleri petrolü gibi menşeini oynayarak yani resmi şeyler, kağıtlar üzerinde menşeini oynayarak Çin'e arz etse de dediğim gibi bu İran petrolü. Bunu herkes biliyordu. Zaten gittiği liman genelde alan rafine eder. Hepsi bunların aslına bakarsanız bu bilgi bizde bile olduğuna göre Amerikan istihbaratının elinde olmamasına imkan yok. Bu ambargo süreci çok etkili bir şekilde İran'a yönelik uygulanamamıştı. Tabii zaten şöyle söyleyeyim. Black oil market dediğimizde şöyle bir mekanizma işler. Siz genelde piyasadan biraz daha ucuza alırsınız. Çünkü risk faktörü vardır. Gerçi İran CIF dediğimiz gidip hani direkt Çin'de liman teslim fiyat verebiliyor. Bütün taşıma riskini de kendi üzerine alıyor. Bu mekanizmaları kendisi kurgulayıp geliştirebilmiş bunu biliyoruz. Ama ona rağmen yine de bir risk faktörü olduğu için ya para transferinde Amerika müdahale eder, şu olur, bu olur gibisinden. Bu bağlamda yine de siz daha ucuza petrol alıyorsunuz. Öte taraftan belki İran, Irak'ın yaptığı gibi bir uzun vadeli petrol satış sözleşmesini de gündeme getirebilir bu yatırımla belki hani finans noktasında. Bu 400 milyar dolarlık bütçenin içerisinde İran'a yönelik ulaşım, teknoloji, sağlık, iletişim, banka sektörü gibi birçok sektörle alakalı girişim var. Şimdi mesela İran düşünün hani 16 milyar dolar bir senede belki ilk sene 100 milyar dolar gelecek. Bu planlanan projelere ve bütçelere göre değişecek. Yani bu bağlamda düşünün Çin hani İran'da kendi para birimiyle entegre ya da kripto paralarla entegre bir model, bir banka modeli oluşturdu. Finansı bu şekilde gönderdi, aldı. Bakın Peki. kripto para da yine dolar hakimiyetini sekteye uğratacak bir hamledir. Evet. Çin'in Yani enerji şimdi bak. yönündeki projeleri nedir peki? Yani Çin'in petrol alarak, yani düşük maliyetli petrol alarak enerji bağımlılığı konusunda aslında kendi içinde bir politika mı yürütüyor? Tabii şöyle söyleyeyim yani Çin için sürdürülebilir petrol arzı çok önemli. Bu sürdürülebilir petrol arzını sağlarken de yani genelde Orta Doğu'ya yöneliyor. İran petrolü Çin için kullanılır bir petrol. Hani kimyasal ve fiziksel özelliklerini bağında. Çin bunu biliyor ve bu bağlamda girişimlere devam ediyor. Öte taraftan ucuz petrol istiyor. Şu pandemi sürecindeki düşük petrol fiyatlarını Çin çok iyi değerlendirdi. Stok kapasitesini ikiye çıkarttı, stoklarını doldurdu. Yani siz bu şekilde kayıt dışı ve ucuza petrol alabiliyorsanız, almaya devam edebiliyorsanız, ilişkilerinizi daha geliştirip uzun vadeli petrol satış anlaşmaları yapabilirseniz bu genelde sizin lehinize olur. Hatta şimdiden daha düşük fiyatlı anlaşmalar yapabilirseniz, siz İran'ın mesela diyelim 3 sene, 5 sene bana şu kadar petrol satacaksın, şu yaklaşık fiyatlardan gibi bir süreç ve anlaşma imzalatabilirsiniz. Irak'ta mesela böyle bir anlaşma vardı. Çin'le arasında 5 o dolarlık falan bir anlaşma yapılmıştı. Irak artan hani beklenmedik bir şekilde artan petrol fiyatları sebebiyle anlaşmadan çekildi. Şimdi bu şekilde bir anlaşma söz konusu olabilirse yani Çin'in işine gelecektir. Hem arz güvenliği noktasında hem de gelecekte hedeflediği büyüme programı dahilinde daha somut adımlar gerçekleştirebilecektir. Öte taraftan bakın yani sadece petrol ticareti değil, petrol tabii bu alanlardaki en önemli kalem. Petrol sektörünün gelişebilmesiyle de alakalı servis şirketleri, teknoloji, know-how, lojistik. Ya bakın birçok alanda Çin zaten hemen hemen sadece İran değil, bu bağlamda finansal destek verdiği ülkelerin çoğunda var. Ve çoğunda hepimizin bildiği bu batılı büyük petrol şirketlerini dahi ekarte etmiş durumda. Yani iş alabilme, iş koparabilme gibi konularda bunları geçmiş durumda. Ha, teknoloji kapasitesi ya da yaptığı işi düzgün yapma konusunda başarılı değil. Yani piyasa Çinli şirketlerin genelinden mağdur ve rahatsız aslına bakarsanız.
Peki Ama çok daha uygun fiyat verebiliyorlar. şunu Çok sormak farklı istiyorum yerler aslında kullanabiliyorlar. size. Biliyorsunuz İran'a yönelik yaptırımlar nükleer üzerinden gelmişti ve işi kızıştıran nokta buydu aslında. Çin ve İran arasında nükleer yönde bir enerji anlaşması yapılabilir mi? Ve tabii ki bu da dengeleri iyice değiştirecektir eğer böyle bir anlaşma olursa. Ben nükleere kayan bir anlaşma olacağını çok düşünmüyorum. İran'ın da zaten nükleer sürece soyunmasının arkasındaki en önemli sebep hiç şüphesiz nükleer silah elde etmekti. Yani çünkü biz bunu yani İran daha nükleer elektrik üretim şu an İran'da bir tane bir fazı yani en azından bir reaktörü aktif olan bir nükleer tesis var. İran daha bu nükleer tesisi kurma çalışmalarına daha başlamadan daha çok Rusya destekli başladı bu sürece. Bu çalışmalara başlamadan nükleer zenginleştirme, yellow cake dediğimiz hani bu ürünlerin hazırlanması ve zenginleştirme merkezleri kurmaya başladı. Yani burada zaten İran ki doğalgaz zengini, petrol zengini, arz etmesi konusunda sıkıntılar var. Hani hepimiz bunları biliyoruz. Ki nükleer tesisler çok maliyetli tesislerdir. Yani İran'daki nereden baksanız 10-15 milyar doların üzerinde para harcadı. Belki daha fazla para harcadı. Bu bizim bildiğimiz rakamlar. Bu işe ya parası olmayan bir İran bu kadar para harcadı. Yani bundan bahsediyoruz. Bunun arkasında kesinlikle İran'ın enerji açlığı, enerji ihtiyacı yok, temiz enerji falan bu tarz söylemler yok. İran nükleer silah elde etmek istiyor. Hepimiz bunun farkındayız. Tabii şöyle söyleyeyim, İran zaten bu teknoloji vakıf oldu yani bayağı ilerledi. Çin'den yine örtülü, bu bağlamda Çin'den destek alırsa bile örtülü destek alır. Ben hani Çin'in bütün uluslararası kamuoyunun kendisinin karşısına alacağı bu tarz daha hani sert hamleler içerisine girebileceğini düşünmüyorum. Çin genelde daha yumuşak politikalar izleyerek süreci yönetiyor. Ekonomik dokunuşlarla hamleler yapmaya çalışıyor. Şimdi vaktimiz de daralıyor. Aslında sorulacak çok konu var ve biz birçok sorunun cevabının da bulunacağı bir kongre yapıyorsunuz şu an. O kongreden de bahsedelim, yavaş yavaş da yayınımızın sonuna gelmiş olalım. Tabii. Şu an Türk Enerji Birliği Kongresi'ni ifa etmekteyiz. Yaklaşık 20 ülkeden 100'ün üzerinde konuşmacının katıldığı çok etkili ve uluslararası literatürde dünyada ilk olan bir kongre. Bütün Türk dünyasını buraya topladık, bu kongreye topladık ve enerji odaklı topladık. Ki hepimiz biliyoruz, hepimiz Türk dünyası dediğimizde ya da hani Hazar'ın batısı Azerbaycan'dan Hazar'ın doğusuna doğru gittiğimizde Kırgızistan dışındaki Türk devletlerini aklımıza getirdiğimizde enerjinin ön plana çıktığını görüyoruz. Enerji diyoruz. Ama bakın şu ana kadar ki hatta iş birliğini geliştirmeyle alakalı hepimiz söylüyoruz. Ama şu ana kadar biz enerji odaklı bir çalışma, bir koordinasyon yürütmemişiz. Biz bu bağlamda ilk önce farkındalık oluşturmak istemiştik TESKOM olarak. Bu farkındalık oluşturma adımlarından bir tanesi yayındır, bir tanesi kongredir. Veri tabanı oluşturmanız gibi. Biz bu adımların hepsiyle alakalı farklı çalışmalar yaptık. Bakın şu an çok şükür Enerji Bakanları da bir araya gelmeye başladı. İlk defa bir araya geldi Şubat ayında. Şu an Türk Konseyi bünyesinde de bir enerji çalışma grubu oluşturuldu. Ya daha doğrusu oluşturulma planlanıyor. Bakın bu farkındalığı oluşturduk. Bu sebeple zaten yaptığımız, düzenlediğimiz kongre çok dikkat çekti. Bayağı beğeni aldı. 3 gün sürecek ve enerjinin bütün perspektifleriyle konuşulduğu. Tabii Türk dünyasını merkeze alan, sadece Türk dünyasından da demeyeyim yani Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden, Hindistan'dan birçok farklı ülkeden de katılımcılar var. Yerine göre Türk dünyasının bölgedeki etkinliğinin arttırılması ve bölgesel dinamiklerin daha barışçıl ve birlikte kazan kazan modeline uygun yöntemlerle ilerletilebildiği bir makro politika önerisi gibi düşünün ya da bir farkındalık oluşumu gibi düşünün bu kongreyi. Böyle geniş bir vizyonla kongremize başladık. Bugün ikinci gün, yarın da son gününü tamamlayacağız, yarım gün. Müsait olanları, ilgilenenleri bekleriz. Nasıl takip edecekler? YouTube üzerinden değil mi? Bizim TV Enerji isimli YouTube hesabımızdan canlı olarak izleyebilirler. Peki. Oğuzhan Bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akgener'le birlikte İran ve Çin arasında imzalanan o anlaşmanın enerji boyutunu konuştuk ve bizlere değerli bilgilerini aktardı. Böylelikle yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Bizden ayrılmayın.